geçirmişlerimizi, eski genel başkanlarımızı, milletvekillerimizi, büyükşehir belediye eş başkanlarımızı, bütün yöneticilerimizi, arkadaşlarımızı selamlıyorum. Devrol, Firoz ben diyorum. Yurt dışında sürgünde olan çok değerli kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, halkımızı selamlıyoruz. Onlara da Nevroz kutlu olsun. Nevroz Firoz ne diyoruz? Sevgili arkadaşlarım, sevgili halkımız, Deniz Poyraz ve Kemal Kurkut şahsında yaşamını yitiren bütün arkadaşlarımıza ve yoldaşlarımızı bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Onların bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkacağımıza söz veriyorum. Evet, Nevroz, Nevroz diriliştir sevgili halkımız. Nevroz aynı zamanda umuttur. Nevroz aynı zamanda kardeşliktir, barıştır, cesarettir. Nevroz bu topraklarda, bu kadim topraklarda yüzyıllardır kutlanan bir bayramdır ve bu bayramın bizlere, halkımıza, hepimize barışı, adaleti, demokrasiyi getirmesini yürekten temenni ediyorum. Evet, Nevroz ulusal birlik iradesinde bütünleşmektir aynı zamanda. Nevroz kadındır, kadınlardır. Nevroz gençlerdir, gençliktir. İşte bir kez daha hepimizin bayramı kutlu olsun. Nevroz Firoz Bey. Sevgili arkadaşlarım, sevgili halkımız, Nevroz sadece Kürtlerin değil, bugün her yerde direnen işçilerin, emekçilerin, milyonların bayramıdır. Nevroz aynı zamanda zalimlere boyun eğmeyen mazlumların bayramıdır sevgili halkımız. Ve onurlu bir yaşam için, onurlu bir yaşam için mücadele eden halklarımızın bayramıdır. Her dilden halaydır, her dilden türküdür, her dilden horondur. Bir kez daha hepinizin Nevroz'unu yürekten kutluyorum sevgili arkadaşlarım. Evet, bugün Ahmet halkı bir kez daha tarih yazdı. Sizler bir kez daha Nevroz'da hiç kimseye boyun eğmediğinizi gösterdiniz ve bir tarih yazdınız. Ve bu tarih elbette ki demokrasinin, barışın, adaletin bir yol haritasıdır. İşte bu yol haritasına hep birlikte sahip çıkacağımızı ve asla adaletten, barıştan, demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi sizler bir kez daha bugün ilan ettiniz. Barışta, eşit, ortak yaşamda sonuna kadar, onurlu bir yaşamda sonuna kadar kararlı olduğunuzu bir kez daha dünyaya gösterdiniz, Türkiye halklarına gösterdiniz. Herkes bu meydana iyi baksın. Herkes bu meydandan verilen mesajları iyi anlasın, iyi okusun. Ankara sesimiz
sesimizi duysun. Ankara bu meydanı görsün. Ankara abedi görsün. Evet, sizler şimdi kazanma zamanı diyerek büyük bir fotoğrafın ortaya çıkmasını sağladınız. Adı yasaklı, tarihi yasaklı, kimliği yasaklı, kültürü yasaklı ve bu düzeni kabul etmeyeceğinizi, bu yasaklı düzeni kabul etmeyeceğinizi bir kez daha herkese gösterdiniz sevgili halkımız. Evet, inkarla, yok saymayla, kayyumla, cezaevine koymakla, katletmekle bizleri bitiremeyeceğinizi bir kez daha gösterdiniz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bu yüzyıl büyük acılarla geçti. Bu yüzyıl tarihe zulümlerle geçti. Bu yüzyıl tarihe cezaevlerine atılan siyasetçilerle geçti. Bu yüzyıl tarihe kayyumların irademizini gasp etmesiyle geçti. Ama önümüzdeki yüzyılın ve tarihin bir kez daha tekerrür etmeyeceğine bu alanda hep birlikte bir kez daha söz veriyoruz sevgili halkımız. Evet, sevgili Ahmetliler, 9 yıl önce 2013 tarihinde bu meydanda bir mutabakat metni okundu. Ve bu metin tarihi bir çözümün yol haritasıydı. İmralı'dan Sayın Öcalan'ın kaleme aldığı bu tarihi ve bu deklarasyonu, bu mektubu ortak geleceğin birlikte kurulacağını ilan eden bir mektubun burada okunmasının üzerinden tam 9 yıl geçti. 9 yılda yaşananlar çözüm mektubunun güncelliğini ve aciliyetini, bugüne kadar nelerin yaşandığı ve yaşattıklarıyla bizlere bir kez daha gösterdi. Biz HDP olarak, Kürtler olarak 2013 yılındaki Dolmabahçe mutabakatının da Ahmet Nevroz'un da okunan mektubunda arkasında olduğumuzu ve onu savunduğumuzu buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Evet, çözümden korkan bir iktidarın bu ülkeyi ne hale getirdiğini hepimiz gördük ve hepimiz buna tanıklık ediyoruz. Evet, bu iktidar aklı barışa tecrit uyguladı. Bu iktidar aklı demokrasiye tecrit uyguladı. Bu iktidar halkı halkların kardeşliğine, halkların özgürlüğüne, kimliğimize, dilimize, kültürümüze tecrit uyguladı. Demokratik siyasete karşı darbe politikalarını hayata geçiren ve bunu uygulayan bir iktidarla karşı karşıyayız. İşte bu ülkeyi bugün getirdikleri durum ortada. Bu ülkenin halklarını, işçisini, emekçisini, kadınını, gencini açlığa, sefalete, yoksulluğa, işsizliğe mahkum eden bir iktidar var karşımızda. Ama biz bu iktidarın yaptığı bütün zulümlere, zalimliklere, haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı hep birlikte buna
ses çıkarmaya, itiraz etmeye ve bu iktidarı göndermeye buradan bir kez daha söz veriyoruz.